Merhaba, ben şimdi AVM'ye geldim. Birkaç ihtiyacım vardı, onları alacağım. Bir de Çibo'ya bakacağım. Orada mini tripod vardı, online'da gördüm. Eğer mağazada da varsa onu da almayı düşünüyorum. Çünkü bayağı bir ihtiyacım oluyor. Şimdi girip bakalım hemen. Günlerini çok beğeniyorum ama bana pahalı geliyor. Ama dün online'da baktığım zaman bayağı uygun fiyatlı ürünler vardı. Şöyle düzenleyiciler falan var. Bunlar da raf dolap kapısı askısı için ama fiyatı bence çok gereksiz pahalı. Şöyle bir de buharlı fırça varmış. Bununla da ütü yapabiliyorsunuz. Bayağı güzelmiş aslında. Bunlar da çok güzel. Bu da çok güzel bir ürünmüş. Düzenleyici bulaşık malzemesi. Ama şunun içindeki şu bulaşık deterjanı yok. Maalesef olsa bence fiyatı baya baya iyiydi. Bu kısımda da daha çok böyle indirimli ürünler var. Şöyle saklama kutusu var. Soğutma fonksiyonu diyor. Çok ilginç. 20 liraymış. Şurada böyle çok ilginç bir şey var. Pudra şekeri. Bir de şu çırpıcı iyiye benziyor. Alsam mı diye düşünüyorum şu anda. Evet, English Home'a geldik. Şurada bambunların ürünleri var. Benim pek ihtiyacım yok ama size göstereyim diye girdim. Şöyle battaniyeler vardı. Bizim bebişim şimdi erkek olduğu için ben grisini beğenmiştim. Ama geçen stokta yoktu. Şöyle mavisi de var isterseniz. Pembesi de var. Ama gri bir tane kalmış. Onu da ben alıyorum. Buranın altı açma bezleri vardı. Ama şu anda indirimde değil. Yani 20 lira. Bence çok pahalı. 10 liraya kadar düşmüştü onlar geçenlerde ama biz almadık. Şimdi de indirime girmiyor. Daha doğrusu bir günle kaçırdık. Yarın alırız dedik. Sonra da indirim yoktu. Bu sepetler de çok güzel. 56 lira. Büyüğü de 68 liraymış. Şöyle beyaz da var. English Home'un bambu havluları inanılmaz güzel. Yani gerçekten gördüğünüz zaman kaçırmayın. Ve biz 10 liraya almıştık. Bildiğiniz el havlusu değil de yüz havlusunu. Yani el havlusunu yine 10 liraya alabilirsiniz ama yüz havlusu inanılmaz uygundu. Şöyle klipsler varmış. Çok tatlı. Ama gereksiz pahalı. Diğerlerini kullanmayacağım. 28 lira.
Şimdi Madame Coco'ya girdim. Bu kısımdan başlıyorum. Bakalım neler varmış. Burada bayağı düzenleyici var. Bunların beyaz rengi neden yok ya? Ya ben düzenleyici dediğin zaman böyle temiz görünsün diye hani beyaz görüntü istiyorum ama beyaz bir şeyler pek yok maalesef. Şöyle set varmış. 90 lira. Madame Coco'da. Çok pahalı değil mi ya? Aa, burada böyle şeffaf düzenleyici var. Üçlü diyor. 27 lira. Acaba nerede kullanabilirim diye düşünüyorum da şu an. Ya sizin ihtiyacınız varsa bence bakın bir. Bayağı güzel, şeffaf. Şöyle grisi de var. Bu da 27 lira. Bunlarda banyo lavaboya asılabiliyor. Yani yeriniz varsa bayağı kullanışlı olur sizin için de. Madame Coco'da tüm plastik ürünlerde yer aldığınız zaman bir tanesi de bedavaya olmuş oluyor. Bilginiz olsun. Yani bu 27 liraya aldığınız zaman bir tanesi de bedavaya gelecek. Şimdi Modo'ya geldim. Ben buradaki kırlentlere bayılıyorum ama fiyatları çok pahalı geliyor bana ya. 60 lira falan diyor mesela. Ama gerçekten kaliteliler. Yani güzel duruyorlar. Ve bu kısımda da var. Buradakiler indirimliymiş bu arada. Şu renkli de çok güzelmiş. Ne kadarmış ki? 70 lira, bunda indirim yokmuş. Bunu çok beğendim. Şurada da şöyle mermer desenler var. O sürahi, başucu sürahisi bayağı güzel duruyor. Aslında fiyatı da uygun. 30 liraymış. Şu desenler çok hoş gerçekten. Şunlar var. Bardaklar. Bir de şöyle renkli kaseler. Sunum tabakları da çok hoş. Ben şimdi AVM'den çıktım. Markete gideyim diyorum. Market olarak da Aizbir'le BİM'e gideceğim. Orası bize biraz uzak olduğu için arabayla gideyim diyorum. Şimdi gidelim bakalım neler varmış indirimde. Bu züccaciye bölümü var ya, ben orayı çok seviyorum. O yüzden birazcık gezelim bakalım sizinle beraber. Ben çok bir şey almadım, alışveriş yapmadım. Sadece göstereceğim. Chibo'dan o çırpıcı vardı, onu beğendim ama tripodu online'dan alacağım için açıkçası çırpıcıyı da online'dan alayım dedim. Hem kargosu bedavaya gelmiş olur diye. Sadece battaniyeyi aldım. Şimdi ben markete gidiyorum. Görüşürüz markette. Ben İzmir'e geldim şimdi. Ama çok fazla bir züccaciye ürünü yok açıkçası. Bizim buradaki Aizbir'lerde çok fazla bir şey getirmiyorlar nedense. Şöyle kek kalıpları var. Bunlar üçlü. Şu kaseler 1 lira. Dörtlü çerezlik diyor. 2.95. Hepsi plastik.
Bu tepsinin pembesi bende var. Burada da böyle plastik ürünler var. Bu iç kısımda biraz daha bir şeyler varmış. Buraya bakalım. Burada da böyle cam ürünleri var. Flamingolu. Benim ihtiyacım yok da size gösteriyorum sadece. Temizlik malzemesinin olduğu bölüme bakalım bir de. Buzluğu poşeti varmış. Kalmadı mı? Şöyle buz torbası var da şu an olsaydı eşim için çok güzel olurdu. Dizini burktu o. Sürekli buz koyuyoruz ama şu anda yok maalesef. Bir tane buz poşeti alalım. Bu hazır pizzalarda ne alacağım? Burada çok uygunmuş fiyatı. Hygiene'in neredeyse tüm ürünlerinde indirim var. Ben bunu daha pahalıya almıştım diye hatırlıyorum. Sirkelimi de aynı şekilde. Şimdi bir de bu var. Bunu merak ediyorum. Muhtemelen alacağım bundan da. Bir deneyelim bakalım. Size şimdi çok komik bir şey anlatacağım. Ben arabayla çok fazla çıkmıyorum. Hatta şöyle söyleyeyim. 3 ya da 4. kez tek başına çıkıyorum yani. Ya eşim yanındayken kullanıyorum ama tek başına kullanmıyordum. Şimdi gideceğim A101'e değil de yani farklı bir A101'e geldim, çıktım. Neyse yani çok önemli değil. Alışverişimi yaptım, alacaklarımı aldım. Ama yolu kaybettim yani, bulamadım. Şimdi yukarıda bir tane BİM varmış. Oraya gideceğim. Umarım gidebilirim yani yolu kaybetmeden. En sonunda navigasyonu açmak zorunda kaldım. Yoksa burayı da bulamayacaktım yani. Bayağı uzağa gelmişim aslında. Yakında varken uzağa geldim. Neyse, navigasyonla geri döneriz. Bence sıkıntı yok. Şimdi gidelim bakalım. Umarım kaybolmam. Neyse geldim ya. Bence önemli olan gelmiş olmam. Kaybolmadım. Şimdi BİM'deyim. Burada ikili cips seti var. Bunlar 16.95'miş. Şu saklama kapları. Fiyatları yazmıyor niyeyse çoğunu. Şu bıçağı merak ettim. Açıkçası 4,5 lira diyorlar. Bunu alabilirim sanırım. Bir deneriz. Bence zarar gelmez. Ben şimdi bir marketten de çıktım. Buradan hiçbir şey almadım. Çünkü market bomboştu. Size zaten gösterdim. Ufak tefek birkaç tane bir şey vardı. Bıçak vardı ama onu da emin olamadım ya açıkçası. Bir de şurada mesela bavul falan vardı. 3 boyda. 79, 89, 99 diye. Mesela onları da göremedim. Normalde alabilirdik aslında, o bavulu iyi olurdu. Ya büyük boya çünkü ihtiyacımız var. Bir yere gittiğimiz zaman lazım oluyor. Ama hiçbirisini bulamadık. Ben artık pes ettim ve eve geçiyorum. Yani bir şey bulamadık maalesef.